Madde bağımlılığı bir sağlık problemidir ve diğer psikolojik hastalıklar gibi hem psikolojik hem de fizyolojik unsurları vardır. Yani madde bağımlılığına yönelik tedavilerin hem fizyolojik hem de psikolojik yönlerine dair olması son derece normaldir. Ciddi derecedeki bağımlılıklar için hastaneye yatmak gerekebilir. Çünkü geri çekilme sürecinde kişilerin hem kendilerine zarar vermemeleri hem de vücutlarının madde kullanmadan normal işlevlerini sürdürebilmesi için yardım etmek önemlidir. Bağımlının maddeyi atma süreci olan bu ilk başlangıç adımına detoksifikasyon yani arındırma denir. Yani vücuttaki tüm toksinlerin atılması sağlanır. Bu aşamada geri çekilmenin kusma, bulantı, ağrı gibi belirtileri için bazı ilaçlar kullanılır. Bunlar önemlidir ama ek olarak bazen Güçlü olan bağımlılıklarda bağımlılığı kırabilmek için güçlü ilaçlara da ihtiyaç duyulur. Mesela opiatları düşünelim. Hatırlayın. Eroin endorfin için olan sinirsel reseptörlerde etkin olur ki böylece acıyı azaltarak kişiye keyif hissi verir. Bu da oldukça bağımlılık yaratan bir histir. Bir opiat agonisti olan metadon adlı ilaçsa opioid reseptörlerini harekete geçirir ama bunu çok daha yavaş bir şekilde yapar. Bu da maddenin etkisini köreltir. Bunun yararı ise eroin krizlerini azaltması ve geri çekilme belirtilerini hafifletmesidir. Ayrıca eğer kişi yeniden eroin alsa da eskisi gibi etkilenmeyecek çünkü tüm reseptörleri zaten metadon kapmış durumda. Konuştuğumuz diğer birçok farmakolojik tedavi gibi metadon davranış terapisi ile birleştirildiğinde çok daha iyi etki eder. Birazdan size değişik davranış ve psikolojik tedaviler hakkında daha fazla şey anlatacağım. Ama önce birkaç ilaçtan daha bahsetmek istiyorum. Tütün gibi bir uyarıcı için kullanılan ilaç, tütündeki esas bağımlılık yaratan madde olan nikotinin yerini alır. Bu da bant ve pastil gibi şeylerle düşük düzeylerde nikotin verilerek yapılır veya beyindeki nikotin reseptörlerine etki eden kimyasallarla. Bu yöntemle ilaç dopamin salınımını engeller ya da dopamini geri alır ki unutmayın, dopamin beyindeki ödül sistemine sinyal yollayan bir nörotransmitterdi. Bu ilaçlar esas olarak madde açlığını azaltırlar. Alkoliklere gelirsek, ilaçlar içkiyle oluşan ödül sistemine veya alkol açlığına dahil olan reseptörleri engelleyerek etki gösterirler. Aynı zamanda geri çekilmenin, endişe, uykusuzluk ve eforinin tam tersi, aşırı keyifsizlik olan disfori gibi belirtilerini de hafifletir. Geri çekilmenin belirtilerini önlemek, hastadaki fiziksel etkileri kolaylaştırmaktan çok daha fazlasıdır. Çünkü bu belirtiler çoğunlukla, hastayı ilk başta madde kullanımına başlatan durumlarla oldukça benzerdirler yani olumsuz etkileri azaltarak, psikolojik olarak da bu erken evredeki nüksetme ihtimalini önlemek oldukça önemlidir. Daha önce de bahsettiğim gibi, madde bağımlılığında davranış tedavileri de oldukça önemlidir. Yatılı hasta tedavilerinde, hastanın bir hastanede veya bir tedavi merkezinde kalması gerekir. Ayakta hasta tedavilerinde ise, hasta tedavi sürecinde evinde kalarak sadece terapi ve görüşmeler için hastaneye uğrar birçok davranış tedavisinde her iki yöntem de uygulanabilir ama önemli olan hangi yöntemin hastaya uygun olduğuna karar verilmesidir. Bilişsel davranışçı tedavi yani BDT, madde bağımlılığı için uygulanan bir tür psikolojik tedavidir. Ve alkol, esrar, kokain, metanfetamin ve nikotin gibi birçok madde bağımlısında oldukça başarılı sonuçlar göstermiştir. Adından da anlayabileceğiniz gibi BDT hem bilişsel hem de davranışçı unsurları içeren bir tedavidir. Hastalar sorunlu düşünce biçimlerini tanımayı öğrenir ve bunları olumlu olanlarla değiştirerek bunlarla başa çıkmayı öğrenirler. Aynı zamanda sorumlu durumları önceden fark edebilmeyi de öğrenirler. Mesela bir alkolik alkolün bulunduğu bir partiye giderse bu sorun yaratabilir alkol isteme durumlarını da kendileri takip ederek başa çıkma stratejilerini önceden uygulayabilirler. Belki bunun üzerine başka bir partiye gider veya parti yerine arkadaşlarıyla yemeğe çıkar. İşin iyi yanı araştırmalar bize hastaların BDT'de öğrendiklerini, tedavi sonrasında da devam ettirebildiklerini gösteriyor ki bu da oldukça önemli. Tabii ki uzun süreli etkisi olan tedavilerden yanayız. Diğer bir davranış tedavisi de motivasyonel görüşme ki bazen buna motivasyon arttırma terapisi de deniyor. Bu tip terapilerde amaç kişinin değişimini sağlayacak iç motivasyonunu bulmasıdır. Üzerine yoğunlaşarak yürütülen, hedefe yönelik bir tür terapidir. Çünkü hasta bir terapistle birkaç seansa girer ve sonrasında da hasta grup toplantıları ya da BDT gibi başka tedavilere yönelebilir atsız alkolikler, atsız narkotikler veya başka herhangi bir grubun toplantılarında bağımlılar birbirlerine destek olurlar ve yalnız olmadıklarını fark ederler. Bu toplantılar genellikle hastaların tedavi süreçlerinde onlara yardımcı olan 12 basamak programının bir parçasıdır. 12 basamağı birden şimdi saymayacağım ama en azından 3 başlık altında toplayarak kısaca bahsedebilirim. İlki kabullenme yani kişinin bağımlılığının kronik ilerleyen bir hastalık olduğunu ve kendi başına kontrol edemediğini anlayarak bu sorunu kabul etmesidir. İkincisi, teslimiyet. Kişi kendini çok daha büyük bir güce bırakır ve karşıdan gelen yardımı kabul eder. Üçüncü basamaksa, toplantı ve aktivitelere aktif katılımdır ki, bunun içinde diğer bağımlılara yardımcı olmakta bulunur. Yani, gruba yeni gelen bir kişiye destek olmaktır. Her ne kadar bu basamaklar sıralı olsa da birçok grup hastaların zamanla kimi basamakları yeniden tekrarlayabileceğinin bilincindedir. Birçok bulgu bize 12 basamak programının alkol tedavisinde oldukça yararlı olduğunu gösteriyor ve bazı erken bulgulardan bunun başka tür bağımlılıklarda da faydalı olabileceğini anlıyoruz. Bazen tedavi gören bir bağımlının Ailesi için de birbiriyle paralel grup toplantıları yapılır. Böylece bağımlının hayatında bulunan diğer insanlar da sorunu anlayarak ona destek olabilirler. Bu da tedavi sürecinde oldukça önemlidir. Konu terapiler olduğunda göz önünde bulundurulması gereken önemli bir nokta durumun nüksetmesidir. Nüksetmekten kastım tedavi gören bağımlının bir hata yaparak tedavi sürecinde yeniden madde kullanmasıdır. Bu nüksetme durumu, daha çok bağımlı olunan maddenin potansiyeline ve son zamanlarda yaşadıkları çevresel tetikleyicilere bağlıdır. Daha çok, bağımlılık yaratma etkisi olan maddeleri kullanan hastalarda nüksetme durumu görülür. Aynı zamanda, bağımlılık süreciyle ilişkilendirdiği şeylerle yeniden karşılaşan kişilerde de nüksetme durumu daha fazladır. Bu yüzden de hastalar için madde kullanmadan temiz bir şekilde kalmak oldukça zorlayıcı olabilir yani bir hasta tedaviye başlayıp, tedaviyi çok da başarılı şekilde götürürken, bir anda eski arkadaşlarıyla, eskiden kullandıkları mekanlara giderek, yine aynı durumlarla karşı karşıya gelebilir. Ve eski alışkanlığına dair olan tüm bu ipuçları, hastanın yeniden madde kullanması için onu tetikler. BDT'nin yararlı olmasının nedenlerinden biri de budur. Bu tedavi ile hastalar, karşılaşabilecekleri durumları önceden sezerek, Onların yeniden madde kullanmalarına sebep olacak durumlardan uzak durmayı öğrenebilirler.